Şeyhimiz bizi öldürür, şeyhimiz bizi diriltir. O bize Allah'tan gelen feyizlerle, peygamberlerin örnek hayatlarıyla bize faide verecek belli zikirlerle, dualarla diyelim, hizmetlerle ölü kalbimizi ihya ediyor, diriltiyor. Bu gücü ona Cenab-ı Hak vermiş. Yani İsa aleyhisselam ölüyü diriltiyordu. Dirilten İsa mıydı? Allah'tı. Ölüyü dirilten Allah'tı. Efendimiz Hazreti Cabir'in ölmüş çocuklarını diriltti. Dirilten Efendimiz miydi? Allah'tı. Ama Hazreti Cabir bunu Efendimiz'de gördü. Kavmi bunu İsa'da gördü. Şimdi misal bir devlet başkanı cezalandırıyor veya bir hakim, mahkemede hakim idama mahkum ediyor. İdam olduğunu düşün adam. Öldüren hakim mi? O öldürüyor, kararı o veriyor, ölüm kararı veriyor. Öldüren hakim mi? Hayır. Allah'ın hükmüne göre karar veriyor. Şimdi hakim bu adamın ölümüne karar verdi dediğimizde, hakim bunu öldürdü desek, işte veyahut bu adam caddeden karşıdan karşıya geçiyordu. Bir şoför süratini ayarlayamadı, hızlı gitti, trafik kaidelerine uymadı, adama vurdu, o şoför bunu öldürdü. Adam kazada öldü. Şoför bunu öldürdü dese, kimse bununla ilgilenmiyor, sen kafir oldun demiyor. Niye şoför öldürdü diyorsun demiyor. Onlar da şoföre lanet okuyor. Şeyh öldürdü dedin mi bu küfür oluyor. Azrail öldürdü desen yine suç değil. Azrail geldi bu adamın canını aldı. Kimse buna itiraz etmiyor. Azrail Allah mı? Azrail'i görevlendiren güç, kuvvet başka birini görevlendiremez mi? İşte bu düşüncesizlikten kaynaklanan şeyler. Dediğim gibi bunlar müteşabih ifadeler ya. Biz şeyhin bize gösterdiği ölçülerden uzaklaşırsak, onun bize tarif ettiği hayatın dışına çıkarsak ölmüşüz demektir. Veya o bize gadaplanırsa, o bize o manevi tasarruf kapısını kapatırsa, biz ölmüşüz demektir. O bize Allah'ın rahmetiyle tasarrufta bulunursa, biz yaşıyoruz demektir. Bunu anlamamak, karıncayı yarıp yağını alamak bunlar yanlış şeylerdir. Sufilerin böyle müteşabihleri, şatahatları veya espri kabiliğinden diyelim ifadeleri vardır. Hoşgörülü olmak lazım. Bilemediğimiz şeye dokunmamak lazım. Yani anlayamazsak öyle bırakırız yani. Cenab-ı Hak adeti gereğince yani tasarruf yetkisini onlara vermiş. Vazife taksimi yapmış Cenab-ı Hak. Her kuluna bir vazife vermiş. Her mahluka bir vazife vermiş. Koyuna bir vazife vermiş. Affedersiniz, sığıra bir vazife vermiş. Keçiye bir vazife vermiş. Sineğe bir vazife vermiş. Her buna bir vazife vermiş. Bütün bunları tevdi eden, bunların esas sahibi Allah-u Teala. Ne kuş kendiliğinden uçuyor, ne balık kendiliğinden yüzüyor, ne diğer mahlukat kendiliklerinden bir hareket edebiliyorlar. Allah onları bunlara vazifelendirmiş. Dostlarım da bu tip işlere vazifelendirmiş. Bize düşen görev, hasta olduğumuzda doktora gittiğimiz gibi, adli bir meselemiz olduğunda mahkemeye gittiğimiz gibi, hukuka gittiğimiz gibi, alışverişimiz için pazara, çarşıya, markete gittiğimiz gibi, imani meselelerimiz için, irfani meselelerimiz için de Allah dostlarının meclisine gideceğiz, onların yanına gideceğiz. Onlar nazarlarıyla, tasarruflarıyla, dualarıyla, yani onların da kendine has tedavi yöntemleri var. O yöntemleriyle bizi iyileştirecekler. Yoksa sıkıntımız bitmez.